Bolivya ve Paraguay'ın haritadaki bir çöl parçası için savaştıkları Chaco Savaşı sırasında Paraguay Kızılaçı bir futbol takımı kurar. Takım, Arjantin ve Uruguay'ın farklı şehirlerinde oynar ve toplanan para iki tarafın yaralılarının tedavisinde kullanılır. Biafra Savaşı sırasında Pele'nin oynadığı Santos takımı Nijerya'ya dostluk maçına davet edilir. Taraflar Pele'yi izleyebilmek için 48 saatlik bir ateşkes imzalar. Avustralya ile 3-3 berabere kalan İran, 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanır. Milli takımın başarısı için düzenlenen büyük kutlamaya kendilerine yasak olmasına rağmen kadınlar da katılmak ister. On binlerce kadın polis barikatını aşarak kutlamaların yapıldığı stadyuma girmeyi başarır. Bir futbol maçı dünya tarihini değiştirebilir. Ateşkese zemin hazırlayabilir. Yıllarca mücadelesi verilmiş bir hakkın kazanılmasını sağlayabilir. Ve birbirinden uzaklaşmış iki toplumu yeniden bir araya getirebilir. Başından itibaren gerilen Türk-Yunan ilişkileri, savaş sonrası iki toplumun ayrı düştüğü, aralarına sınır çekildiği bir durum yaratır. İki halk arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin zaman alması gayet doğaldı. Düşünün, Lozan'da müzakere süreci yaklaşık 8 ay devam etti. Bir de ara verildi müzakerelere. Hakikaten iki ülke arasında çözümlenmesi gereken sorunlar çok çetindi. 1927'de yeniden savaşın eşiğine gelen iki ülke, ortak tehditlere karşı birlikte hareket edebilmek amacıyla aralarındaki sorunu bir an önce çözmek için adım atar. 30'ların başında dünya konjonktürü bu iki ülkeyi bir an önce aralarındaki sorunlarını çözüp ortak tehditlere karşı birleşmeye itmişti. Yani biraz bu 30'lardan sonra gelişen yakınlaşmayı İtalya'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle açıklamamız lazım. İlk adım Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos'tan gelir. Ülkesindeki seçimleri kazandıktan 11 gün sonra 30 Ağustos 1928'de İsmet Paşa'ya hitaben bir mektup yazar. 30 Ağustos 1928 Atina. Sayın Başkan, sizi temin etmek isterim ki benim en büyük arzum iki ülke ilişkilerinin düzenlenmesiyle iki ülke arasında yakın bir dostluğun sağlanması ve bu yakın dostluğu bu sefer mümkün olan en geniş şekliyle bir dostluk antlaşması, saldırmazlık ve hakemlik antlaşmasıyla resmileştirmektir. Venizelos, 30 Ekim 1930'da Ankara'yı ziyaret eder. İmzalanan Ankara Anlaşması'yla 8 yıl boyunca suskunluğa gömülmüş iki ülke ilişkilerinin yeniden kurulması için girişim başlar. Well, I feel that it's because there were so many shared lives and shared stories between the two nations before the war. It was only natural that eventually there would be an effort to bring the two peoples back together. And I think that's what happened with Venizelos's initiative to bring more of a peaceful framework. İki ülke halkının yeniden bir araya gelebilmesi için ilk adım futbolla atılır. Türk ve Yunan takımları arasında 1940'lara kadar devam edecek dostluk maçları düzenlenir. Şimdi mesela futbol, kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler ortak. Siyasetçilerin daha cesur, kendi halkları karşısında daha özgürce tavır almalarına aracılık ediyor. Ona kapı aralıyor. Ben 30'lu yıllarda gelişen işte futbol ve spor üzerinden gelişen bu halklar arası yakınlaşmanın mesela 1934'teki Balkan Antantı'nın, yani Türkiye ve Yunanistan'ın önderlik ettiği, işte Bulgaristan dışında herkesi içine alan
bütün ülkeleri içine alan Balkan Antantı'na varmada çok hani önemli bir araç olduğunu, aracılık ettiğini düşünüyorum. I think there is no stronger unifying force than sport to bring peace. Ιδρύθηκε κάπου στο 1925 από ανθρώπους που ήρθαν από απέναντι, από τα απέναντι περιστατικά παράλια. Έγινε, ήταν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της εποχής εκείνης στη Χίο και σε όλο το Αιγαίο. Λαλα Πας, οικονομικ nedenlerle önce 2. Dünya Savaşı'nın ardından daha sonra yeniden kurulmaya çalışıldığı 80'li yıllarda kapatılmak zorunda kalır. Το 2009 λοιπόν, πέντε άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς ήδη αθλητές, ποδοσφαιριστές στη Χίο, ίδρυσαν, αποφάσισαν ότι θέλουν να επανεδρύσουν αυτή την ομάδα και να αλλάξουν και κάποια πράγματα στην οτροπία που έβλεπαν μέχρι τότε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου στη Χίο, την οτροπία τους. 20'li ve 30'lu yılların parlak takımı Lala Pas, İzmir'in ilk futbol takımı Karşıyaka'yı bir dostluk maçına davet eder. Karşıyakalılar, muhacim hattında iki oyuncularından mahrumiyeti telafi etmek ve hücum hattının azami bir kuvvetle çıkmasını temin eylemek maksadıyla Göztepe'den Muzaffer ve Altay'dan Vehhab Beyleri de beraber götürmektedirler. Şampiyon Lelaps, İzmir'in Türk takımı Karşıyaka Spor Kulübü ile Sakız'da bir maç yapacak. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir başlangıç olacak. Vapurumuz yüzlerce Türk-Yunan bandralleriyle süslenmişti. Yunanlı kayıklar tarafından ta yarım saatlik mesafeden karşılandık. Sakız'ın güzel rıhtımı baştan başa halkla dolmuş ve binlerce Sakızlı bir anda "Zito Türkiye, yaşasın Türk-Yunan dostluğu" diye alkışlayıp duruyorlardı. Mezarya Stadı'nda tarihi maç başlıyor. Maçın ilk atağı Lala Pas'tan geliyor. Giderek artan sağanak yağış sahayı çamur içinde bırakınca maç 3. dakikasında tatil ediliyor. İki taraf yağmura rağmen maçın yapılmasında müttefik kaldılar ve oyuna başlandı. Her iki taraf da gayet iyi oynadı. Fakat maça devam mümkün olmadı ve hakem ilk 5 dakika içinde müdahale ederek oyunu tatile mecbur kaldı. Sakızlılar Türkleri cumartesi günü iskelede büyük bir samimiyetle karşıladılar. Maalesef aşırı yağmur karşılaşmanın iptaline yol açtı. Sporcuların Türk ve Yunan milli marşlarını birlikte söylemeleri izleyenleri çok duygulandırdı. İki ülke halkının ve medyasının yoğun ilgisine karşılık 1930'da sadece 3 dakikası oynanabilmiş maç, tarihte unutulmuş bir sayfa olarak kalır. Ta ki 76 yıl sonra Sakızlı bir yazar bu maçın hikayesini öğrenene kadar. Το βιβλίο είναι η ιστορία της Χίου από τότε που εντάχθηκε στο νεοελληνικό κράτος, από το 1912 έως τότε που άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το 1940, ιστορική περίοδος 30 χρόνων περίπου. Εγώ μόλις το διάβασα, εκείνη τη στιγμή που το διάβασα, σκέφτηκα ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να τελειώσει. Και μόλις το σκέφτηκα, σκέφτηκα πάλι ότι αυτή η σκέψη είναι μια σκέψη πάρα πολύ ουτοπική η σκέψη. Ναι, ξεχάστηκε. Ξεχάστηκε, οπωσδήποτε ξεχάστηκε τότε.
τότε που έγινε ξεχάστηκε και μετά τελείωσε. Θαύτηκε από την ιστορία μέχρι που το ξανανακάλυψα, ας πούμε. Yannis Makridakis'in ortaya çıkardığı hikaye hem La La Paz kulübünü hem de takımın gönüllü teknik direktörü Mihalis Kottakis'i heyecanlandırır. I was also told of a match that had been played with a Turkish team probably in 1930, 1931. We don't know exactly when it was, but there was a match that was played between a Turkish team from Izmir that was very, very historical, simply because of the fact that it was never completed. So I listened to this. I said, "Well, this is fantastic. This is an amazing story. We will have to do something about this." Παρ' όλα αυτά, έψαξα να βρω εδώ στοιχείο την ομάδα αυτή του Λέλαπα. Η ομάδα είχε σταματήσει να λειτουργεί. Μετά έκανα μια σκέψη, μήπως γίνει μια αναπαράσταση μιας άλλης ομάδας ως μια μεικτή ομάδα Χίου να παίξει. Τέλος πάντων, την άφησα αυτή τη σκέψη μέχρι που επανιδρύθηκε ο Λέλαπας και βρήκα τα παιδιά. Το 2006 ήταν που μελέτησα και η παιδιά, το 2009 επανιδρύθηκε ο Λέλαπας. For a long time I was looking in the library, the Koraïs library, attempting to find some evidence that the game was completed, because it was so painful to think that the game was cut off after 3 minutes and never completed. And so I spent a lot of time and found absolutely nothing. 1930'dan sonra Karşıyaka'nın yolu Sakız'a iki defa daha düşer. Biri 1947'de, diğeri 1997'de. Kafile başkanımız Orhan Alpürüldü doktor. Ona vali rica etmiş, demiş dönüşte bir gün misafirimiz olun, burada bir maç yapın. Bu hasılat da fakir çocuklara dağıtalım diye. Orhan abi demiş olur demiş. Biz Atina'da gittik, oynadık işte Olympiakos, Panyanyos, Panathinaikos, AEK diye 4 maç yaptık. Yani o biz Sakız'da da hemen hemen işte 47 senesinde diye 67 sene falan gibi bir zaman oluyor. Bu Sakız'a gidip bizi davet edenlerden La La Paz'la olan bir maçtan bahsettiler ama La La Paz isminden bahsedilmedi. Burada geçmişte bir maç olmuş ama bu maç yarıda kalmış diye ve biz de çok bilmediğimiz için o maçı sadece öyle yüzeysel bir şekilde geçti. Onlar bir maçın varlığından haberdarlar ama maçın ne şekilde olduğunda, nasıl olduğunda, niçin yarım kaldığında veya neden oynanamadığını filan bilgileri yoktu. Having realized what had happened exactly, I said to the board that we must approach Karşıyaka and propose the completion of the match, to play 87 minutes, exactly 87 minutes of the game. It's not easy to get in contact with a professional team when you're an amateur team. And when we got into contact with them, we were surprised that they said, yeah, come for a meeting. Like, okay. 2 yıl süren girişimleri sonucunda Mihalis Kottakis Karşıyaka kulübünü ziyaret eder ve iki taraf 1930'daki maçın tamamlanması için el sıkışır. Mayıs 2014'te Papalyon Stadı'nda tarihin yeni bir sayfası açılır. Ve maç tam 3. dakikasından itibaren başlar.
This is wonderful. The game was pretty awesome. First of all, we have to respect the previous people who played this game, and that's why we play this game. Dostluk içinde bir maç geçti. Hani her iki tarafta memnun oldu. Berabere bitti. Βεβαίως και είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορεί να πεις ότι το γεγονός ήταν τεράστιο. Ένα γεγονός το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Δεν είναι εύκολα τα λόγια να περιγράψω τέτοια συναισθήματα. I'm just so happy it happened. It's, you know, I was very moved yesterday. Εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για αυτό και πολύ μεγάλη συγκίνηση επειδή μια ιδέα ενός ανθρώπου την παίρνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι και την πάνε παρακάτω και την υλοποιούν και γίνονται όλα τόσο όμορφα. Το γεγονός θεωρώ ότι πήγε εξαιρετικά καλά. Είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πλέον έχει πάρει διάσταση πολύ μεγάλη και στα ελληνικά και στα τουρκικά μέσα. 3. dakikasında başlayan maç yine yarıda kalır. Bu kez yağmur yüzünden değil, bir sonraki sene İzmir'de tamamlanmak üzere. Bu maç yine devam edecek. Biz bugün maçın sonunu burada beraber veriyoruz. Bunun senesi var. İnşallah biz kendi sahamızda bir tane büyük bir seferde. Bu maçlar Sakız'daki Lale Pas maçı ömrü hayatımızda bitmeyecek. Çünkü orada da yarım kaldı biliyorsunuz. Bitirmek de istemiyoruz. 84 yıl önce abilerimizin oynadığı takımla gelip burada tamamlamak, hem bu ortamda bulunmak, böyle tarihi bir günü yaşamak müthiş bir duygu. Yani ben 1500 tane taraftarımız var. Yani kupalarımız, şampiyonluklarımız yok ama ben yani Karşıyakalılarla gurur duyuyorum, şeref duyuyorum yani. Karşıyakalı olmanın bir ayrıcalığını bugün burada bir kere daha hissettim. Acayip mutluyum yani. You know, people you see, same, aynı. Political problem. Bu birbirlerini 84 yıl önce sadece 3 dakikalığına görmüş iki kulübün 87 dakika sonra kardeş olma hikayesidir. Çünkü futbol zaman, mekan, sınır, savaş, politika tanımaz. Kavuşması gerekenleri er ya da geç buluşturur. Çıkmıyorsa
olsa dünya. Sussun rüzgar, solsun güneş, bitsin bu rüya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, sen ben hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu